Ebu Umame el-Bahili deyir ki, işittim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bile buyurur, İkra'ul Kur'an'a, Kur'an'ı okuyun. Fe innehu ye'ti yevmel kıyameti şefi'an li ashabihi, egeten o kıyamet günü sahiplerine şefaatçi olarak gelecek. İkra'u ez-Zehravayn, iki nuru okuyun. Bekara ve Ali İmran suresini. Fe innehuma te'tiyani yevmel kıyameti ke ennehuma gamametan, egeten o ikisi kıyamet günü gelecek. Sanki iki bulut. Ev ke ennehuma gayeten, veyahut da iki tane kölge veren kimi. Ev ke ennehuma firkani min tayrin sevaf, veyahut da iki deste kanatlarını açan kuş destesi kimi gelecektir. Tuhaccani an ashabihime, ve öz sahiplerini müdafi edecekler. İkra'u suratel Bekara, Bekara suresini okuyun. Fe inne ahteha bereke, egeten onu götürmek berekettir. Ve terkeha hasretun, ve onu terk etmek hasrettir. Ve la testatîuhel batale, ve batale onunla bacarmır. Muaviye değil ki, mene çatmıştı ki batale sihirbazlardır. Hadis Sahih Müslim'de rivayet olmuştur. Ve Kur'an'ı kıraat etmekte hayır ve bereket var. Kim ki Kur'an'ı okuyor, onun için hayır ve bereket var. Ve Kur'an Allah'ın mühkem ipidir. Allah'a aparan bir iptir. Ve Kur'an'da kıyamet günü nicat vardır. Ve dünyada sihirbazların hilesinden korunma vardır. Hususen de Bekara ve Ali İmran suresi. Ve bu hadiste de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Kur'an'ı okuyun. Yani onu okumakla ganimet, hayır elde edin. Ve Kur'an'ı okumakta devamlı olun. Gerçekten o kıyamet günü gelecek. Yani kıyamet günü Allah Teala ona bir suret verecek. İnsanların göreceği bir suret. Nece ki Allah Teala insanların emellerine suret verecek kıyamet günü, emeller çekilecek terazide. Teraziye koyulmak için. Kıyamet günü Kur'an gelecek şefaatçi olarak öz sahiplerine. Yani Kur'an'ı okuyan, Kur'an'ı tedabbür eden, fikirleşen ve Kur'an'a emel edenlere şefaatçilik edecek. Allah yanında onların bağışlanmasını, onların cennete dahil olmasını, onların hılas olmasını isteyecektir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada ikra'u, yani okuyun sözünü tekrarlayır. Bu sureni, müeyyen bir sureni okumaya heveslendirerek ve bu surenin hususi olarak şefaat etmesini bildirerek ve buyurur ki, Ez-Zehravayn, iki nurlunu, yani iki nurlunu okuyun. Ne için iki nurlu anılanmıştır? Çünkü bu ikisi Bekara ve El-İmran suresi nurdur. Veyahut da o surelerde şeriatin ehkamlarının nurunun çok olmasına göre ve hemçin Allah'ın güzel adlarının nurunun çokluğuna göredir. Ve şek yoktur ki Allah'ın kelamı nurdur ve her bir sure, Kur'an'da olan her bir sure bir nurdur. Onda olan ehkamlara, mucizelere göre ve onda olan sinelere şefaya göre ve gelplerin nurlandırılmasına göredir. Ve hemçin onu okuyan insan için çoklu sevap, ecir, mükafat olduğuna göredir. Bekara ve El-İmran suresini diye okuyun. Yani hususi olarak Bekara'nı ve El-İmran suresini. Çünkü o ikisi kıyamet günü gelecek. Yani kıyamet günü, yani insana gelecektir onların sevabı, onların mükafatı. Ansi ki onu okuyan insan, emel eden, okuyan, tedbir eden insan o sevaba, mükafata layık olacak ve onun sevabı gelecek ve hemçinin hakikaten de özü gelecektir. Lakin nece gelecek, niceliğini ise yalnız ve yalnız Allah bilir. Ve gelecek kıyamet günü sanki iki buluttur. Yani iki bulut, yani sahibini kölgelendiren, o kıyametin dehşetli hissinde insanı kölgelendirecektir. Ve gamametun, göğü, semanı örtene değilir. Semanı örtür. Veyahut da gayayeten, gelir hadiste gayayeten, yani ümumiyetle insanı kölgelendiren her bir şey, başının üstünde kölgelendiren. İster bulut, ister başka şeyler olsun. Veyahut da diyor ki, keennehume firkan, yani iki destedir. Min tayrin sevaf, yani kanatlarını açan kuşlardan olan iki deste kimi gelecektir.
Hansı ki kanatlarını açıp ve burada da insanı, yani Kur'an okuyan, Kur'an'a emel eden insanı o kıyametin dehşetli istisinden kölgelendirecektir. Ve o kıyametin şiddetinden, sıkıntısından insana yüngüllük verecektir. Ve sahiplerini müdafi edecektir. Sahiplerini müdafi edecek cehennemden, zebani meleklerden ve hemçinin Allah yanında onları müdafi edecektir. Ve şefaatçi edecektir. Sorgu sual vakti insana şefaatçi edecektir. Ele bir vakta ki o gün insanın dili danışmayacak, dudaklar terpenmeyecek ve insanın bütün bahaneleri de üzülecektir. Ve sonra buyurur ki Bekara suresini okuyun. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hususi olarak Bekara'nı zikredi. Birinci ümumi Kur'an'ı zikretti. Sonra iki nurlunu, Bekara'nın El İmran suresini ve sonra hususi olarak ise Bekara suresini zikredi. Bu da Bekara suresinin şanının azametli olduğunu bildirmek için, faziletinin, üstünlüğünün, büyüklüğünü bildirmek için ve buyurur ki onu götürmek bereketdir. Yani onu devamiyetli okumak, okumakta devamlı olmak Bekara suresinde tedabbür ederek, mənalarını fikirləşerek ve ona əməl ederek bereketdir. Yani insana bir bereket hasıl olur. İnsan için, okuyan için əzəmətli büyük fayda elde olunur. Onu tərk etmek ise həsrətdir. Yani insan tərk ederse Bekara suresini elinden çıktığı savab ve mükafata göre hasret çekecektir. Ve onunla batala bacarmaz. Yani batala, yani sihirbazlar bacarmazlar. Yani onu elde edebilmezler, onu okuyabilmezler. Ve onu okumaktan yalgız, yardımsız kalırlar. Ve onu okumağa müvaffak olmazlar. Yani onlar Bekara suresini okuyabilmezler. Çünkü onlar haktan uzaklaşıblar, zelalettediler. Batile giriftar olublar. Ve hemçin mənası da odur ki, onlar o sureni def edebilmezler. Ve kim o sureni okuyarak, əməl ederek korunarsa, sihirbazlar onunla bacarmazlar. Çünkü o insan Allah'ın izniyle korunmuş insandır. Bekara suresi okuyan insan için bir qaladır. Sihirden, cadugarların sihirinden korunur. Ve hemçin deyilmişdi ki, batala burada yani tembel insanlardır. Yani onu tembel insanlar bacarmazlar. Yani tembeller onu ezberleyebilmezler. Tembeller onu davamiyetli okuyabilmezler. Çünkü onlarda tembellik var. Ve bu hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuma heveslendirir ve xüsusən de Bekara ve El İmran suresini ve bu iki sure içerisinde Bekara suresini, Bekara suresinin əzəmətli olduğunu bildirerek Allah Teala'dan müvəffəqiyyət istəyirik.